Değerli izleyiciler, Türkiye'den gurbetçi vatandaşlarımıza geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye araç götürme müjdesi gelmişti. Konuyla ilgili sizler için soru cevap hazırladık. 2 artı 2 yıl düzenlemesi malulen emekli vatandaşlar için de geçerli mi? 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan bu düzenlemeden yurt dışından emekli olan Türk vatandaşı ve mavi kart sahibi yabancı vatandaşlar faydalanabilecek. Bunlara malulen emekli vatandaşlar da dahil. 2 artı 2 yıl düzenlemesi sadece emekli vatandaşlar için ve bir sefere mahsus mu uygulanacak? Halihazırda yurt dışında toplamda 185 gün şartını ve ikamet şartını birlikte yerine getiren tüm vatandaşlar yabancı plakalı araçlarını maksimum 2 yıl Türkiye'de bırakabilmekte. Bu yeni düzenleme sadece yurt dışından emekli olmuş, birinci nesil diye adlandırılan Türk vatandaşı ve mavi kar sahibi emekli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapılarak Türkiye'de 2 yıl bırakabilecekleri yabancı plakalı araçlarını yurt dışında 185 gün beklemeden artı 2 yıl daha bırakabilecekleri yönünde hükümet yetkilileri tarafından yapılan bir uygulama. Bu uygulamadan şu anda Türkiye'de araçları bulunan ve süresi bitmeyen emekli araç sahipleri de faydalanabilecek. Toplamda 4 yıl süresini dolduran emekli vatandaşların tekrar Türkiye'ye giriş yapabilmeleri için hali hazırda uygulanan kanun gereği son bir yıl içerisinde toplamda 185 gün yurt dışında bulunmaları gerekecek. 2 yıl süreyi Türkiye'de tamamlayarak 1 Ocak 2024 tarihi öncesinde yurt dışına çıkan araç sahipleri 2 artı 2 yıl düzenlemesinden faydalanabilecek mi? Hayır, 1 Ocak öncesi süreyi tamamlayarak yurdu terk eden kişilerin tekrar araç getirebilmek için son bir yıl içerisinde toplamda 185 gün yurt dışında bulunmaları gerekiyor. Türkiye'de araç muayenesi yaptırılabilir mi? Avrupa ülkelerinin bir kısmında araç muayene süresi 2 yıl olarak uygulanırken diğer bir kısmında ise 1 yıl olarak uygulanıyor. Türkiye'de araç muayene süresi biten araçların ülkeden çıkılarak kayıtlı olduğu ülkede tekrar muayene yaptırılması gerekiyor. Türkiye'de veya başka bir ülkede bu işlemin yapılması mümkün değil. Araç muayenesi biten araçların Avrupa Birliği ülkelerinden sorunsuz bir şekilde kayıtlı olduğu ülkelere sürülebilmesi mümkün. Sadece dikkat edilmesi gerekense Avrupa Birliği ülkesi dışından olan ülkeler örneğin Sırbistan gibi ülkelerde araç muayenesinin bittiği tespit edilirse aracın bağlanma ihtimali oldukça yüksek. Türkiye'de yabancı plakalı araçla 6 aydan fazla süre kalındığında araç sigortası iptal edilir mi? 6 aydan fazla Türkiye'de kullanılan yabancı plakalı araç için Avrupa'da bulunan bazı sigorta şirketleri bu araçların sigortasını iptal edebiliyor. Bu gibi sorunla karşılaşmamak için öncesinde bağlı bulunulan sigorta şirketiyle ön görüşme yapılmasında fayda olduğunu aksi takdirde olası bir kazada haklıyken haksız duruma düşebileceğinizi sizlere aktarmak isteriz. Türkiye'de 6 aydan fazla kalanların oturum ve sağlık sigortası iptal edilir mi? Avrupa'da yaşayan gurbeci vatandaşlarımız arasında 6 aydan fazla Türkiye'de kalacak olan kişiler bağlı bulundukları Yabancılar Dairesi'nden ve Sağlık Sigortası Kurumlarından özel izin almaları gerekiyor. Aksi takdirde oturumun iptali ve sağlık sigortasının dondurulabileceği hatta Geçersiz olma durumu söz konusu olabilmekte. Yani bu düzenleme aslında sadece e, emekliler için getirilen bir düzenleme. Diğer vatandaşlarımız için yine 185 gün kuralı geçerli olacak ve maksimum 2 yıl süreyle Türkiye'de kalabilecekler. Ancak emekli olup Türkiye'ye temelli dönenler ve emekli olanlarsa 2 artı 2 yıl yani 4 yıl süreyle araçlarını Türkiye'de bırakabilecekler.